Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Yeni ünitemize başlıyoruz. Çok önemli bir ünite. Yarısını bu dönemde, yarısını bir sonraki dönemde anlatacağız. Neye başlıyoruz? Kalıtımın genel ilkelerine başlıyoruz. Kalıtsal kavramlarda bugünkü dersimiz olacak. Kalıtımın aslında en önemli dersi bugünkü dersimizdir gençler. Yaslanın arkanıza hazırsanız başlayalım. Kalıtsal kavramlar konusuna başlamadan önce bugünkü dersimizde tabii ki kalıtımla ilgili temel kavramları vereceğim. Gametleri nasıl buluyoruz? Bağlı genlerde gametler nasıl hareket ediyor? Bağımsız genlerde nasıl hareket ediyor? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak tabii ki bu dersi bitirdiğimizde hangi sayfalar ödeviniz onları söyleyip hızlıca konumuza başlayayım. Bugün Mendel'in çalışmalarından bahsedeceğiz. Olasılık ilkelerinden dediğim gibi bahsedeceğiz. Gamet çeşidi bulmadan da bahsedeceğiz. Mono hibrit çaprazlamaya geçmeyeceğiz. Sayfa 69'a kadar sıfırdan ona kitabınızda yapmadığınız hiçbir şey kalmasın. Bugünkü dersi bitirdiğimizde mono hibrit çaprazlama kısmına geçiş yapmayın. Onu bir sonraki dersimizde anlatmış olacağım. O zaman hemen Dinamo'dan da tabii ki ödevlerinizi vereyim. Dinamo'da da sayfa 65'e kadar olan kısımdan sorumlusunuz gençler. Dersi bitirdiğimiz de hemen oradaki sorulara geçiş yapıyorsunuz. Böylelikle konuyu iyice otutturmuş oluyoruz. Kalıtım öyle bir konu ki gençler aslında başta zor gibi görünür ama çok soru çözdüğünüz zaman bulmacaya dönüşür. Gözünüzle bile hiç işlem yapmadan çözeceğiniz bir konuya dönüşür değil. Bugünkü dersimizde kalıtım ile ilgili kavramlardan bahsedeceğiz. Mendel'in bezelyeleri kullanma nedenlerinden bahsedeceğiz. Mendel'in kalıtımla ilgili bulduğu kavramların hala günümüzde geçerli olduğunu anlatacağız. Olasılık ilkelerine kalıtım dayanacak. Olasılık ilkelerinden bahsedeceğiz. Bağımsız ve bağlı gametlerde, genlerde gamet çeşidi bulmayı da yine bugünkü dersimizde anlatmış olacağız. İlk olarak kalıtsal kavramlarla bir başlayalım. Şimdi kalıtsal özelliklere sahibiz. Kalıtsal özellikle de kastettiğim şu. Anne babadan oğul döllere aktarılan özellikler kalıtsal özelliklerdir. Kalıtım ise canlıların sahip olduğu özelliklerin dölden döle aktarılmasına verilen isimdir. Genetik kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, yavru döllere nasıl aktarıldığını, genlerin yapısını, işleyişini inceleyen bilim dalıdır. Bir de size söylemek istediğim karakter ve özellik kelimeleri var. Soruların içerisinde çok fazla derecede karakter kelimesi, özellik kelimesi karşımıza çıkacak. Karakterle özellikle kastettiğim şey şu: karakter bir bireyin sahip olduğu yapıdır. Mesela saç şekli karakteri var, göz rengi karakteri var. Ne bileyim, kan grubu karakterimiz var, cinsiyetimiz bir karakterdir. Karakterlerimizin farklı tiplerine ise özellik kelimesini kullanıyoruz. Göz rengi neydi? Bir karakterdi. Kahverengi gözlü olmak, mavi gözlü olmak ise birer özelliktir gençler. Saç tipi bir karakterdir. Düz saçlı olmak, kıvırcık saçlı olmak ise bu saç tipinin özellikleridir. Devam edelim. Kalıtım materyali olan DNA hücre bölünmesinden önce proteinlerle bir araya gelerek neyi meydana getiriyordu? Kromatin adını verdiğimiz ipliksi yapıları oluşturuyordu. Kromotin iplikler de hücre bölünmesi sırasında kısalıp katlanmalar yaparak kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getirecek. DNA üzerinde yer alan belirli bir kalıtsal özellik şifreleyen bizim DNA parçalarımıza anlamlı birimlere ise kedi geninden aklınızda kalacak gen ismini veriyorduk. Kedi geni diye nasıl kodlamıştık? Bizim nükleotitlerimiz vardı. Adenin nükleotiti, timin nükleotiti, guanin nükleotiti. Nükleotitler bir araya geldiği zaman genleri meydana getiriyorlardı. Genlerin etrafını daha doğrusu genler bir araya geldiği zaman DNA oluşuyordu. DNA'lar DNA'mız da kromatin ipliğe dönüşüyordu. Histon proteiniyle de sarılmış bir halde oluyordu. Homolog kromozom, allel, gen, lokus, genotip, fenotip kavramlarını da açalım. Homolog kromozom bir anneden, diğeri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan, karakterleri genlere taşıyan kromozomlardır. Yani birbirinin aynı karakterleri bulunduran kromozomlara homolog kromozom ismini veriyoruz. Homolog kromozomların üzerinde ise alel gen dediğimiz genler bulunacak. Mesela göz rengi karakter diye kahverengi göz geni ile mavi göz geni birbirinin alelidir. Ne demek istedim? İkisi de göz rengi karakterinin ortaya çıkmasını sağlıyor ya demek ki bunlar birbirinin aleli. Şimdi büyük ağlar, küçük ağlar, homozigotlar, heterozigotlar tabii ki tanımsal olarak vereceğim havalarda uçacak. Aslında nereden geldiğine bakalım diploid, haploid kavramlarını kullanıyoruz. Bunları kullanırken de aslında kalıtımda işimize yarayacak mantığa bakalım. İnsanlara bakmışlar bir tane kıvırcık saç geni olduğunu görmüşler. Bir tane de düz saç geni olduğunu görmüşler. Demişler ki Kıvırcık saç genini şöyle göstereyim, düz saç genini de böyle göstereyim. İnsanlar 2N, 46 kromozomludur, diploid'dir, vücut hücreleri 2N'dir. İşte gamet oluşturdukları zaman, yumurta sperm oluşturdukları zaman en kromozomludur diyoruz ya. Diploid, haploid ne demek? Benim her bir karakterimin ortaya çıkmasını sağlayan iki tane genim var. O yüzden ben 2N diploid bir canlıyım. Göz rengim içinde iki genim var, saç tipim içinde iki genim var, boy uzunluğum içinde iki genim var. O zaman iki n kromozomlu bir canlıda her özellikle ilgili iki tane gen bulunabileceğine göre bunda iki tane kıvırcık saç geni yan yana bulunabilir veya kıvırcık saç geni ile düz saç genini bulundurabilir veya düz saç geni düz saç geni şeklinde bulunabilir. Bu ikisinin yer değiştirmesi bir şey ifade etmez. Başka alternatif var mı? Yok. Ya kıvırcık kıvırcık ya kıvırcık düz ya da düz düz genleri olacak. Bakmışlar bu bunların iç yapısı iç görünüşü iç görünüşe genotip ismini vermişler. Herkes içeriden her karakterini iki genle kontrol ediyor. Tabii ki bunun bir de dışa yansıması var. Bakmışlar, ikisi kıvırcık saç geni olduğu zaman dışarıdan bakıldığında tabii ki bu insanlar kıvırcık saçlı oluyorlar. Bir kıvırcık, bir düz saç genine sahip olan insanlara baktıkları zaman He, burada asıl iş. Onların yine kıvırcık saçlı olduğunu görmüşler. İki düz saç genine sahip olanların da düz olduğunu görmüşler. Dışarıdan bakınca görülen özelliklere fenotip ismi verilir gençler. Asıl iş burada. Şimdi kıvırcık saç geniyle düz saç genini yan yana taşıyan ikisini de bulunduran bireyler kıvırcık saçlı mı oldu? Evet. O zaman kıvırcık saç geni düz saç genine baskındır demişler. İkisi de saç geni ya. Baskın olanı büyük harfle, çekinik olanı küçük harfle gösterelim demişler. Kıvırcık saçlı olmayı büyük A ile, fark etmez ister büyük B ister büyük D de, de. Düz saçlı olmayı küçük a ile ifade etmişler. Ha, o zaman her seferinde şekil çizemeyiz. Biz bunları harfleri kullanarak temsil edelim demişler. Bir insan ya büyük A büyük A olabilir. Ya büyük A küçük A olabilir. Veya küçük A küçük A olabilir. Baktığın zaman büyük A büyük A olanlar kıvırcık saçlı. Büyük A küçük A olanlar kıvırcık saçlı. Küçük A küçük A olanlar düz saçlı oluyor. Genotip iç görünüşmüş. İki harfle gösterilirmiş çünkü içeride her özelliğin ortaya çıkmasından sorumlu iki tane gen var. Fenotip ise dış görünüş. Tek harfle gösterilecek. Ya baskın özelliği taşıyacaksın ya da çekinik özelliği taşıyacaksın. Son racınımınla demişler ki bulundurduğu iki allel birbirine aynıysa bu bireye homozigot diyelim hani homojen çözeltiler baktığında aynı gördüğün çözeltilerdir ya. Büyük A büyük A küçük A küçük A olanlar homozigot bireylerdir. Büyük A küçük A olanlar ise heterozigot zigot ismini alıyor. Çünkü birbirinden farklı iki tane allel bulundurmuş oluyorlar gençler. O zaman kavramlara baktığımız zaman baskın geni çekinik geni anladık aynı aleli taşıyanlara homozigot deniyor. Alelleri birbirinden farklıysa heterozigot deniyor. İç görünüşe genotip, dış görünüşe ise fenotip ismi veriliyor. Tabii ki biz bunları harflerle temsil edeceğiz. Şimdi geleyim Allel neymiş? Aynı karakteri temsil eden genlere allel deniyormuş. Allel de homolog kromozomların karşılıklı bölgelerinde bulunacak. Karşılıklı bulundukları bölgelere de lokus ismi verilecek gençler. Genotip canlıdaki genlerin tamamı büyük A büyük A veya büyük A küçük A veya küçük A küçük A şeklinde fenotipse canlının dışarıdan göründüğü şekli genotip ve çevresel faktörlerin etkisiyle oluşuyor. Büyük A ya da küçük A baskın veya çekinik olarak tahmin edebiliyoruz. Diploid hücre, haploid hücre ne demekmiş? Diploid bende her karakterle ilgili iki tane gen var. Yumurta veya sperm yaptığım zaman her genden birer tane veriyorum. Gözümle ilgili bir gen var, yumurtama bir tane veriyorum. Saçımla ilgili iki genim var, yumurtama bir tane veriyorum. Cinsiyetimle ilgili iki tane genim var, yumurtama bir tane veriyorum. Benden bir takım, kocamdan bir takım geldiği zaman bizim çocuk yine iki takıma sahip oluyor. Haploid hücre dediğimiz zaman homolog kromozom çiftlerinden sadece birini taşıyacak en kromozomlu olacak. Yani her karakterle ilgili sadece bir tane alel genleri bulunacak gençler. Çok çok önemli kısmını kağıda çize çize anlattım ya size. Burada da tekrardan göstermiş olayım ama hızlı bir şekilde kıvırcık saç geline ne dedik? Şöyle göster hocam. Düz saç gelini bu şekilde gösterdik. Diploid bir canlıda iki tane kıvırcık saç geni yan yana olabilir. Veya kıvırcık saç geni yanı düz olabilir. Veya düz düz olabilirdi. Kıvırcık saç gelini ikisini de taşıyan kıvırcık saçlı oluyor. Kıvırcık saç geni yanında düz saç gelini bulunduran kıvırcık saçlı oluyor. İki düzü bulunduran ise düz saçlı oluyor gençler. O zaman ne diyoruz? Kıvırcık saç geni baskın gendir. O zaman ben bunu ne yapayım? Büyük harfle göstereyim. Düz saç geni ise çekinik gendir. Çekinik genleri ise küçük harfle göstermiş olayım. İkisi aynı aleli taşıyorsa biz onlara homo zigot ismini veriyorduk. İki allel birbirinden farklıysa ona da heterozigot ismini veriyorduk. Canlıda genlerin içerden görünüşüne genotip ismini verdik. Dışarıdan görünüşleri ise fenotip olarak isimlendirilmiş oldu. Homozigot ne demekmiş? Saf döl, arı döl anlamına geliyormuş. İki allel birbirinin aynısı olacak. Yani büyük A büyük A veya küçük A küçük A şeklinde olunca homozigot saf döl, arı döl olarak isimlendiriyoruz. Heterozigot hibrit farklı aleller bulunacak yani büyük A'ya küçük a bireyden bahsediyoruz. Ademem önemli değil istersen B de istersen D'de de harflendirme sisteminde hangi harfi kullandığın önemli değil. Kalıtımda karakterler harflerle sembolize edilecek. Genotip iki harfle, fenotipi ise tek harfle göstermiş olacağız. Heterozigot bireyde dışarıdan baktığında yani fenotipte etkisini gösteren gen baskın yani dominant gendir. Etkisini gösteremeyen ise çekinik, resesif gen dediğimiz gendir. Baskınları büyük harfle, çekinikleri ise küçük harfle göstermiş oluyoruz. Gençler, devam ediyorum. Kalıtımla ilgili ilk çalışmaları yapan bilim insanı Mendel'dir. Yaptığı çalışmalar çok derece başarılı ee, ve günümüzde de hala geçerliliğini korumaktadır. Kalıtım mekanizmalarını açıklayan ilk bilimsel çalışmalar 19. yüzyılda Gregor Mendel tarafından yapılıyor. Mendel yaptığı çalışmalarda bezelyeleri kullanıyor. Mendel'in bezelyelerle çalışmasının nedenlerine bakacak olursak kendisi bir papazdı. Evinin arkasında bir kilisesi vardı. Kilisesinde yetiştirdiği bezelyelerde hep belirli oranların ortaya çıktığını gördü. O da bunları gözlemleye gözlemleye aslında kalıtımın ilk adımlarını atmış oldu. Tabii ki bezelye bitkisinin bazı özellikleri onu başarıya götürdü. Mesela Bezelye bitkisi çok kolay yetiştirilebilen bir bitkiydi. Çok zor yetiştirilebilen bir bitkiyle çalışmalar yaparsa başarılı olabilir mi? Tabii ki hayır. Kısa zamanda döl verdiği için yaptığı çaprazlamalar sonucunda oluşacak yavru dölü tahmin edebiliyordu. Özellikleri birbirinden çok kolay ayırt ediliyordu. Yeşil bezelye, sarı bezelye, düzgün tohum, buruşuk tohum yani gözle baktığı zaman da birbirinden ayırt edebiliyordu. Kendi kendine tozlaşmasını kontrol altında tutabiliyordu. Hem serada hem bahçede yetiştirilebilmesi de yine bezelyeleri kullanmasının avantajları içerisinde yer aldı. Mendel'inileri sürdüğü ve bugün de kalıtım biliminin temeli oluşturan ilkelere Mendel ilkeleri ismini veriyoruz. Mendel ilkelerini anlayabilmek için olasılık ilkelerini de tabii ki bilmemiz gerekiyor. Çünkü kalıtımın temeli olasılıktır gençler. Olasılık hesaplamaları yapacağız. Şansa bağlı bir olayın meydana gelme ihtimali daha önceki veya sonraki denemelerde elde edilen sonuçları etkilemez. Kısacası bağımsız olayların sonuçları bağımsızdır. Bozuk parayı havaya attım yazı geldi. Bir daha havaya attığım zaman yazı gelme ihtimali ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Ya az önce de yazı gelmişti. Şimdi biraz sanki tura gelebilir. Yok yok az önce yazı geldi. Yazı gelme ihtimali daha yüksek diye bir şey yok gençler. Klasik sorular yazıyoruz. Diyoruz ki bir ailenin 4 tane çocuğu erkek olmuştur. 5. çocuğunun kız olma ihtimali kaçtır diyoruz. İster 4 çocuğu kız olsun. ister 5 çocuğu erkek olsun. ister hiç çocuğu olmasın fark etmez. Bir ailenin kız çocuğunun olma ihtimali 1 bölü 2'dir erkek çocuğunun olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Önceden çok kız olmuş şimdi kesin erkeği olur diye bir şey yok. İki kere attım yazı geldi şimdi kesin tura gelecek diye bir şey yok. Bunlar birbirinden bağımsız olaylar. Bağımsız olayların sonuçları da tabii ki birbirinden bağımsızdır. Madeni bir parayı havaya attığımızda tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Aynı olay defalarca denenirse denensin her defasına tura ve yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 olacak gençler. Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı ayrı ayrı gerçekleşme olasılığının çarpımına eşittir. Bozuk parayı havaya attım yazı gelme ihtimali 1 bölü 2. Diğer ikinci parayı attığımda onun da yazı gelme ihtimali 1 bölü 2 ilki bozuk parayı havaya attığım zaman ikisinin de yazı gelme ihtimali 1 bölü 4'tür gençler. Bağımsız olayların sonuçları bağımsızdır dedik. Mendel bezelyelerle çalışmalar yaptı ve bu başarıya sağladı dedik. Özellikle bezelyelerin bazı özelliklerinin baskın bazı özelliklerinin çekinik olduğunu biliyoruz. Sorularda da çok karşımıza çıkacakları özellikle işaretleyeyim. Şimdi tohum rengi aşırı derecede karşımıza çıkacak. Tohum rengi bakımından sarı renkli olmak yeşil renkli olmaya her zaman baskındır. Düzgün tohumlu olmak buruşuk tohumlu olmaya baskındır unutmayın. Çiçek rengi bakımından da mor çiçekli olmak beyaz çiçekli olmaya baskındır. Bunun haricinde çiçek konumunun yanda olması uçta olmasına baskın, şişkin olması boğumlu olmasına baskın, yeşil olması sarı olmasına baskın, uzun olması kısa olmasına baskındır. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bezelyelerde ne diyorum? Sarı tohumlu olmak yeşil tohumlu olmaya baskındır diyorum. Çevremize baktığımız zaman sarı bezelye ben çok büyük hipermarketler haricinde görmedim. Pazara gittiğimiz zaman, markete gittiğimiz zaman daha küçük çaplı marketlere hep yeşil bezelye görüyoruz. Ama ben ne diyorum? Yeşil bezelye çekiniktir diyorum. He. Bir şeyin baskın veya çekinik olması onun görülme oranını etkilemez. Yeşil bezelyeyi insanlar ticari bakımından, tadı bakımından daha çok beğenmişler. Yeşil bezelyeyi daha çok çoğaltmışlar. Çoğalttıkları için etrafımızda yeşil bezelye miktarı artmış. Bir şeyin baskın olması çok görüleceği, çekinik olması az görüleceği anlamına gelmez. Unutmayın. Mendel'in çalışmalarının sonuçlarına da biraz bakalım. Canlılarda karakterlerin ortaya çıkmasını ve ata bireyden yavrulara geçmesini sağlayan kalıtsal faktörler vardır diyor Mendel. O zamanlar gen kavramını bilmiyor, kalıtsal faktör diyor bunlara ama günümüzde biz bunların artık genler olduğunu, evet, kişinin sahip olduğu genlerin dölden döle aktarıldığını biliyoruz. Bezelyelerde karakterlere ait birbiriyle aynı veya farklı bir çift allel bulunuyor dedi. Bunlardan biri baskın, diğeri çekinik özelliktedir dedi. Benzerlik yasası ve ayrılma yasasından da bahsetti. Hemen benzerlik yasasıyla başlayayım. Bir karakter bakımından farklı iki homozigot döl çaprazlandığında oluşan F bir dölü atalarından sadece birinin fenotipini taşır. F1 dölündeki tüm bireyler birbirine benzer özelliktedir gençler. Büyük A büyük A küçük A küçük A dediğimiz zaman büyük A büyük A'dan büyük A'dan başka gelecek bir şey yok. Küçük A ağ, küçük A'ya baktığımız zaman da küçük A'dan başka gelecek bir şey yok. O zaman tüm çocuklar büyük A küçük A olmak zorunda. Ayrılma yasasına baktığımız zaman da alellerden her biri eşit olasılıkla birbirinden ayrılarak farklı gametlere geçiş yapıyor. Gametlerde alellerden sadece bir tanesi bulunuyor gençler. Büyük A küçük A birinden bahsettiğimiz zaman yani hem baskın özelliği taşıyor hem çekinik özelliği taşıyor. Baskın özelliği gamete verme ihtimali 1 bölü 2. Çekinik özelliği gamete verme ihtimali 1 bölü 2. Yani baskın olan daha fazla ihtimalle gider, çekinik olan geride kalır diye bir şey yok. Ben de çocuğumdan dolayı biliyorum. Hem kahverengi gözgeni var hem mavi gözgeni var. Kahverengi gözgenini gametime verme ihtimalim 1 bölü 2. Mavi gözgenini gametime verme ihtimalim 1 bölü 2'dir. Yani çekinik veya baskınlık gitme oranlarını değiştirmez. Devam ediyorum. Gamet çeşidi nasıl bulacağız gençler? Gamet gamet dediğim şey ne? Mayoz bölünme sonucunda oluşan yumurta ve spermden bahsediyorum. Yumurtalarda en kromozomlu, spermlerde en kromozomlu. Yani her karakterden bir tane gen taşıyorlar. Eşeyli üreyen canlılarda diploid iken kromozomlu üreme ana hücresinden mayoz ile oluşan haploid en kromozomlu hücrelere gamet ismi veriliyor. Gametlerde her bir karakter için sadece bir tane gen bulunuyor. Homolog kromozomların gametlere dağılımı da rastgele şekilde gerçekleşiyor. Bağımsız genlerde durum nasıl olacak? Bağlı genlerde durum nasıl olacak gençler? Şimdi yaslanıyorsun arkana. Şimdi bağımsız genler dediğimiz zaman gamet çeşidi hesaplarken şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Diyelim ki ben sana farklı farklı birbirinden dört tane genotip yazdım. Diyorum ki Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B gen tipine sahip birinin oluşturabileceği gametleri sorayım. Büyük A, küçük A, büyük B, büyük B olsun. Sonra büyük A, küçük A, büyük B, küçük B birinden de bahsedeyim. Neler oluşturabilir diye sorayım. Büyük A, büyük A, büyük B, büyük B ise her özellikten, her karakterden vermek zorunda. Büyük A, büyük A'dan neyi verecek? Büyük A'yı. Büyük B, büyük B'den neyi verecek? Büyük B'yi. Başka alternatif var mı? Cık, Yok hocam. Buraya baktın. Büyük A yanına neyi verebilir? Büyük B'yi. Baktın küçük A yanına neyi verebilir? Büyük B'yi. Buraya baktığın zaman ise hocam büyük A'nın yanına büyük B'yi verebilir. Veya büyük A'nın yanına küçük B'yi verebilir. Veya küçük A'nın yanına büyük B'yi verebilir. Ya da küçük A'nın yanına küçük B'yi verebilir. Ne oldu? Aslında heterozigotluk arttıkça gamet çeşidi sayısı da artmış oldu. Bakıyorsun Burada heterozigot grup var mı? Yok. 2 üzeri 0'dan kaç çeşit gamet oluşuyor? 1. Burada heterozigot var mı? Var. 2 üzeri 1'den kaç çeşit gamet oluştu? 2. Burada heterozigot var mı? Var. 2 üzeri 2'den kaç çeşit gamet oluştu? 4 gençler. Gamet çeşidi bulurken 2 üzeri n formülünü kullanıyoruz en burada bizim heterozigot sayımız oluyor. Mesela sana yazıyorum büyük A küçük A büyük B büyük B büyük C küçük C büyük D küçük D büyük E büyük E küçük F küçük F. Yukarıda verilen genotipe sahip bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı hangi seçenekte verilmiştir? Tek tek yazacak alternatifin yok çok uzun sürer. Heterozigotları sayıyorsun 1 2 3 şeklinde. O zaman bunun oluşturabileceği gen, gamet çeşidi sayısı 2 üzeri 3'ten 8 çeşittir diyeceksiniz gençler. Bağımsız genlerde durum bu şekilde işliyor. Bağlı genlerde ise eğer crossing over parça değiş tokuşu yoksa bağlı genler birlikte hareket eder. Yani gamete büyük A'ya büyük B'de gidebilir küçük a'ya küçük b de gidebilir. Parça değiş tokuşu yoksa büyük a'ya küçük b gameti oluşmaz. Yani buraya baktığın zaman genotip büyük a küçük a büyük b küçük b şeklindeydi. Bunun oluşturabileceği gametler büyük a'ya büyük b olur hocam. Büyük a'ya küçük b olur hocam. Küçük a'ya büyük b olur. Küçük a'ya küçük b olur. Burada ise crossing over yoksa büyük A'ya büyük B veya şurası birlikte hareket edecek küçük A'ya küçük B. He. Bağlı genlerde gamet çeşidi sayısı azalıyor. Crossing over parça değiş tokuşu yoksa. Parça değiş tokuşu varsa bağlı olması bir şey ifade etmez. Sanki bağımsız gibi hareket edecekler. Buradan devam ediyorum. Bağımsız genlerde gamet çeşidini nasıl buluyormuşuz gençler? 2 üzeri n formülüyle buluyoruz. N burada heterozigot melez karakter sayımızdır. Bir ya da birden fazla karakter bakımından homozigot saf döl olan bireyler mayoz ile sadece bir çeşit gamet oluşturabiliyor. Bir karakter bakımından heterozigot olanlar iki çeşit oluşturabiliyor. 2 üzeri birden iki çıktı için. Homozigotluk gamet çeşidi sayısını art, etkilemez ama heterozigotluk ne kadar çoksa gamet çeşidi sayısı da o kadar fazla olacaktır. Şimdi birkaç tane yöntemle göstereyim gençler gamet çeşidi sayısını, çeşitlerini nasıl buluyormuşuz. Şimdi birincisine baktığımız zaman birinci yol olarak ne diyebiliriz? Buradaki gamet çeşidini bulmak istiyorsak homozigotluk var, heterozigotluk yok. 2 üzeri 0'dan bir çeşit meydana gelir deriz. Veya şöyle de gösterebiliriz bunları. Ne yapacağız? Büyük A'yı verebilir, küçük B'yi verebilir, başka çeşit yok ki diyeceğiz. Buraya baktığın zaman bir tane heterozigotluk var. O zaman 2 üzeri 1'den iki çeşit gamet oluşturur diyeceğiz. E, ikinci yol olarak da şöyle yazabilirsin. Büyük A'yı da verebilir, küçük A'yı da verebilir. Küçük B'den başka alternatif yok ki iki çeşidi buldum. Buraya baktığın zaman birinci ve ikinci heterozigot 2 iki üzeri 2'den 4 çeşit meydana getirebilir. Hocam büyük A'nın yanına büyük B'yi verebilir. Büyük A'nın yanına küçük B'yi verebilir. Küçük A'nın yanına büyük B'yi, küçük A'nın yanına küçük B'yi verebilir diyeceksin gamet çeşidini bulurken. Şu uzun yazdığında 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4'ten bulur diyeceksin. 2 üzeri 4'ü de hesapladığın zaman kaç çıkıyor? 16 çeşit gamet oluşturabilir. Tek tek yazar mısın? Yazarsın ama çok fazla uzun sürer diyeyim. Bakıyorum Tonguç genotipi bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır? Tüm genler bağımsızdır diyor. O zaman heterozigotları sayarak işin içine girebilirim. Baktığın zaman birinci heterozigot grubum, ikinci heterozigot grubum, üçüncü heterozigot grubum, dördüncü heterozigot grubum. O zaman 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşturabilir. Şu gameti oluşturma ihtimalini soruyor. Bak ''Büyük T, büyük T'den büyük T'nin gelme ihtimali %100. Başka alternatif yok ki hocam.'' ''Büyük O, küçük O'dan büyük O'nun gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Çünkü küçük O da gelebilirdi.'' ''Büyük N, küçük N'den büyük N'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Büyük G, küçük G'den büyük G'nin gelme ihtimali yine 1 bölü 2'dir.'' Büyük O küçük O'dan büyük O'nun gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Büyük Ç büyük Ç'den büyük Ç'nin gelme ihtimali 1'dir gençler. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16. He, bu gametin oluşma ihtimali 1 bölü 16'dır. İstersen derdin ki 16 çeşit gamet oluşturuyor bu gametin oluşma ihtimali var mı? Var. O zaman bunu yapma ihtimali 1 bölü 16'dır derdin ya da şöyle yazarak bulabilirsin diyeyim hemen bağımsız genlerde ve bağlı genlerde işler nasıl ilerliyormuş buradan da göstermiş olayım. Şimdi büyük A küçük a büyük B küçük B şeklindeydi. O zaman büyük A'yı buraya yazdım. Bağımsızmış genler küçük a'yı buraya yazdım. Büyük B'yi buraya yazdım. Küçük B'yi de karşısına yazdım. E Büyük A'nın karşısına büyük B'yi de alabilir hocam. Büyük A'nın karşısına küçük B'yi de alabilir. Küçük A'nın karşısına büyük B'yi de alabilir. Küçük A'nın karşısına küçük B'yi de alabilir. Ne yaptı? 4 çeşit meydana geldi. Burada ise crossing over gerçekleşmiyor. Genler de birbirine bağlıymış. Büyük A ile büyük B birbirine bağlı olduğuna göre ben bunları karşılıklı almak zorundayım crossing over gerçekleşmiyorsa gametine büyük A ile büyük B'yi yollayabilir veya küçük A ile küçük B'yi gönderebilir başka alternatif yok ki bir tane daha soru yapalım. Dıt dıt genotipli birey kaç çeşit genotip oluşturabilir diyor. Gençler şu gameti oluşturma ihtimalini de sormuş. Burada ne demiş? Aslında genotipler birbiriyle aynı. Burada genler bağımsız demiş. Burada genler bağlıdır demiş. Kafadan şöyle hadi bir kafamıza otursun diye çizmeye kalkayım öncelikli olarak. Büyük T'si Büyük T'yi şöyle göstereyim. Küçük T'si de buradaymış. Birinci heterozigot grubumuz. Bunu alacağım. Sonra büyük O'ya karşısında küçük O varmış. Bu da heterozigot grubumuz. Alacağım. Küçük ne? Küçük ne? Homozigotlar bir şey ifade etmez ki. Büyük G'nin karşısında küçük G varmış. Bu da heterozigot olduğu için aldım. E... Küçük U'nun karşısı yine küçük U şeklindeymiş. Burası büyük Ç'ye şurası da küçük Ç şeklindeymiş. O zaman bunu da aldım. Şuradan da direkt de yazardım. Ben görün diye yazdım gençler. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4'ten 16 çeşit gamet oluşturur deyip geçebilirdiniz. Bağlı olduğu zaman nasıl bir hikaye oluşuyor ondan bahsedeyim. Büyük T ve büyük O genleri bağlı. Crossing over yoksa Burası büyük T, burası büyük O kısmıdır. Bunun karşısında küçük T'ye küçük O'dur. Ama bunlar bağlı olup biri hareket edeceği için bunu bir grup olarak kabul ediyorsun. Sonra diyorsun ki n'ler benim için bir şey ifade etmiyor, almadım. G'leri yine alayım büyük G'ye küçük G şeklindeydi heterozigot grup. U'lar bir şey ifade etmedi çünkü homozigottular. Ç'leri yine alayım. Büyük Ç'ye küçük Ç orası da heterozigottu. 1, 2, üç tane heterozigot grup bağlı olduğu ve crossing over olmadığı için 2 üzeri 3'ten 8 çeşit bağlı olmak gamet çeşidini azaltıyor. Ya hocam her seferinde çizeyim mi? Çizmezdim. Bu ikisi bağlı mı? Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. 2 üzeri 3, 8'i işaretleyip geçeceksin kalıtımda çok soru çözdüğün zaman yazma gereksinimi duymayacaksın. Ben mantığı otursun diye uzun uzun yaza yaza size gösteriyorum. Bir süre sonra zaten gözünüzle soruları çözebilecek kıvama geleceksiniz. Geldim bu soruya. Bu da kalıp bir sorudur gençler. Her türlü versiyonu karşımıza çıkıyor. Şimdi Dıt dıt genotipli bir bireyde büyük A ve büyük B genleri bağlıymış. Yüzde yirmi ihtimalle crossing over gerçekleşiyormuş. Bu gametleri oluşturma ihtimalini sormuş. Bazen soruyu tersten yazıyor. Bu gametlerin oluşma yüzdesini veriyor. Crossing over olma ihtimalini soruyor. Senin burada yapacağın işlem şu. Bir tablo oluşturacaksın. Diyeceksin ki crossing over dediğimiz olay gerçekleşebilir. Veya crossing over dediğimiz olay gerçekleşmeyebilir. İki tane alternatif var. Şimdi bu bireyde büyük A ve büyük B genleri bağlıymış ya. Büyük A ve büyük B genleri bağlı olduğuna göre aslında durum şu şekilde bir görüntü halinde. Crossing over gerçekleşmezse gametine ya neyi verecek? Büyük A'ya büyük B'yi verecek ya da gametine neyi verecek? Küçük A'ya küçük B'yi. Başka alternatif var mı? Yok. Crossing over gerçekleşiyorsa bağlı olmak hiçbir şey ifade etmiyor. Bağımsızmış gibi düşüneceksin. Hocam büyük A'nın karşısına büyük B'yi verir. Büyük A'nın karşısına küçük B'yi verir. Küçük A'nın karşısına büyük B'yi verir. Küçük A'nın karşısına küçük B'yi verir, verir diyeceksin. Sonra crossing over gerçekleşme ihtimali neymiş? Yüzde yirmiymiş. O zaman gerçekleşmeme ihtimali yüzde seksendir gençler. Bölmeye başladım. Kaç çeşit gamet oluşmuş? 4. %20 ihtimalle gerçekleştiğine göre bunun olma ihtimali %5, bunun olma ihtimali %5, bunun olma ihtimali %5, bunun olma ihtimali %5 şeklindedir. Gerçekleşmiyor. 2 alternatif var. Büyük A, büyük B gametinin oluşma ihtimali %40'dır. Bunun da oluşma ihtimali yüzde 40'tır. Soruya baktım. Büyük A küçük B gametinin oluşma ihtimalini soruyor. Büyük A küçük B gameti sadece bu tarafta var. Oluşma ihtimali yüzde 5'tir dedin. Sonra küçük A küçük B gameti dediğinde iki tarafta birden oluştuğunu unutma. 40 artı 5'ten oluşma ihtimali yüzde 45'tir gençler. Şunu bir yazıyorsun. Çünkü bazen diyorum ki tıt genotipli bireyde büyük A ve büyük B genleri bağlı. Şu gameti oluşturma ihtimali yüzde Crossing over gerçekleşme ihtimali bulun diyorum. Sen tabloda bu sefer bunları yazıyorsun. Bu yazdıklarından geriye gidip sen oranı buluyorsun. Ama şurayı yazdığın zaman bu konunun en zor sorusu denilen soruları bile tık diye çözersin. Devam ediyorum. Bir de şekilli şüküllü geldiği zaman ne yapacağımıza bir bakalım gençler. Birlikte bir göstermiş olalım. Şimdi bakıyorum. Burada bir bağlılık söz konusuymuş. Crossing over gerçekleşir ve gerçekleşmezse ne olur diyor. Crossing over gerçekleşmezse ya büyük A büyük B büyük C büyük D'yi karşısına da küçük A küçük B küçük C küçük D'yi verecek. Yani crossing over gerçekleşmezse iki çeşit gamet oluşturabilecek bir heterozigot grup varmış gibi şunu bir diye kabul ettim. Crossing over gerçekleşirse bir iki üç dört tane heterozigot grup var. İki üzeri dörtten on altı çeşit gamet oluşabilecek. Buraya bakıyorum crossing over gerçekleşse ne olur? Gerçekleşmese ne olur? Bağlı olsa ne olur? Olmasa ne olur? Heterozigotluk yok ki. Gametine büyük A, büyük B, büyük C, büyük D, büyük E vermekten başka alternatifi yok. Yani bir çeşit gamet oluşabilecek. Buraya baktığımızda ise bağlılık yok. O zaman heterozigotları sayacağım. 1, 2, 3, 4. Crossing over gerçekleşse de 16 çeşit gerçekleşmese de 16 çeşit bağlılık yok ki. Ha, burada işler değişecek. Şimdi crossing over gerçekleşmiyorsa şurası bir grup. Burası ikinci grup homozigotu almadım. Yani crossing over gerçekleşmiyorsa dört çeşit gamet oluşacak. Crossing over gerçekleşiyorsa birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşacak. Buraya da baktığımız zaman homozigotluk bizim için bir şey ifade etmiyor. Hesaba katmıyoruz zaten. Crossing over gerçekleşmezse pardon gerçekleşmezse ya burayı verecek ya burayı verecek gençler. Yani iki çeşit olacak. Crossing over gerçekleşirse de şuradan başka yok ki yine iki çeşit olacak. Burada bağlı gen amomozigot olduğu için bir şey ifade etmedi. Crossing over gerçekleşse de gerçekleşmese de 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet meydana gelmiş olu. Hemen bir de okul yazılılarında çatallandırma yöntemini hocalar çok fazla derecede soruyorlar onu göstereyim gençler dıt dıt genotipli bireyin oluşturabileceği gametleri gösteriniz diyor sen şimdi çatallandırma yöntemi denilen yöntemi kullanacaksın diyeceksin ki gametine büyük a'yı da verebilir küçük a'yı da verebilir. Büyük B büyük B demiş. O zaman büyük B'den başka alternatif var mı? Yok. Tek çatalla gidiyorsun. Büyük B şeklinde olabilir. Sonra büyük C küçük C dediğine göre ha gametine büyük C'yi de verebilir hocam. Küçük C'yi de verebilir. Büyük C'yi de verebilir. Küçük C'yi de verebilir. Tersten yazmaya başlıyorsun. Yani büyük A, büyük B, büyük C olabilir. Veya hocam şöyle gideyim büyük A, büyük B, küçük C şeklinde olabilir. Veya şöyle gittiğin zaman küçük A, büyük B, büyük C şeklinde olabilir. Bakayım başka bir renk. Veya hocam şöyle gidebilir diyorsun. Küçük A, büyük B, büyük C, küçük C şeklinde. Zaten şöyle de yapabilirdin. 1, 2, iki, iki tane terezigot grup var. 2 i̇ki üzeri 2'den 4 çeşit genotip açığa çıkar diyebilirdin küçük bir yazım olduğu için dört çeşit olduğu için bakarak da yazabilmek kolay ama bazen çok uzun yazıyor hocalar. Bunu çatallandırma yöntemiyle bulun diyor. O zaman bunları tek tek yazıp işlem yapmak daha kolay bir hale geliyor diyeyim. Hemen buradan bir tane de soruya geçiş yapayım dıt dıt genotipli pardon fenotipli bir birey aşağıda verilen gametlerden hangisini oluşturamaz? Unutma düşme fenotip vermiş bize. Biz fenotipten neye çıkmaya çalışalım? Genotipe geçmeye çalışalım. Şimdi dışarıdan bakıldığında büyük A'ya sahip olduğuna göre yanı büyük A'da olabilir küçük A'da olabilir bilemiyorum. Büyük B olduğuna göre yanı büyük B de olabilir, küçük B de olabilir bilemedim. Ama fenotipte küçük C ise genotipi de kesinlikle ne olmak zorunda? Küçük C, küçük C olmak zorunda. Büyük de yanını bilemedim. Büyük E yanını bilemedim. Bu yanını bilemediklerimin hepsi küçüklü de olabilir. Biz bunun oluşturabileceği gameti mi istiyoruz? Biz gameti istediğimize göre Gamette aslında şurada gizli bir küçük a varsa küçük a olabilir. Şurada gizli bir küçük b varsa küçük b olabilir. Şurada gizli bir küçük d varsa küçük d olabilir. Şurada gizli bir küçük e varsa küçük e olabilir. Aslında bana ipucu neresi biliyor musun? Şurası. Küçük c, küçük c genotipe sahip bireyden büyük c çıkmaz ki. Şıkların bir tanesinde büyük C var gençler. Hemen baktığım zaman buldum. Şıkların bir tanesinde büyük C var. Çünkü buradan büyük A'da gelmiş, küçük A'da gelmiş olabilir. Büyük B de gelebilir, küçük B de gelebilir. Büyük D, büyük E için aynı şeyler geçerli. Ama küçük C, küçük C'den büyük C çıkmaz ki. Yani bu gameti oluşturamaz. Hani aslında derste diyorum ya çok soru çözerseniz gözünüzle çözeceksiniz. Bunu yazmaya gerek yok ki. Bakacağım. tıtt Bunların yanı küçük harf olabilir. Ha, bundan büyük C gelmez diye şıkta büyük C'yi arayıp işaretleyip geçecek. Geçeceğim normal şartlarda bir süre sonra siz de o kıvama geleceksiniz. Hemen diğer bir soruma bakıyorum. Tüm genlerin bağımsız olduğu ÖSYM genotipine sahip bireyin ÖSYM gametini oluşturma olasılığı hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi ne yapacaksın? Büyük ö'sü varmış, küçük ö'sü varmış. Büyük s'si varmış, küçük s'si varmış. Büyük y'si varmış, küçük y'si. Büyük m'si, küçük m'si varmış. Bundan küçük ö'nün gelme ihtimali 1 bölü 2 hocam. Küçük s'nin gelme ihtimali 1 bölü 2 hocam. Küçük y'nin gelme ihtimali 1 bölü 2 hocam. Küçük m'nin gelme ihtimali de yine 1 bölü 2 hocam. Bu gametin oluşma ihtimali o zaman ilk kere 4. 2 üzeri 4'ten 16 yani 1 bölü 16'dır diyeyim işaretlemiş olduk. Şuraya da bir bakalım. Aşağıda verilen diyagramdaki ifadeler en üstten başlatarak doğru ya da yanlış olarak cevaplandığında kaç numaralı çıkışa ulaşılır diyor. Diploid hücrelerde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz. Hadi oradan. Diploid ne demek? Her genden iki tane bulunduruyor. Yani homolog kromozomlar bir arada bulunuyor. Yanlışa geldim. Bunun yanlış olduğunu da şuraya yazayım. Canlıdaki genlerin toplamına genotip ismini veriyorduk. Tabii ki bu da bizim için doğru. Biri anneden, diğeri babadan gelen gellere alelgen denir. Aynı karakteri temsil eden genlere alelgen diyorduk. O zaman bu da bizim için doğru. Hangi çıkışa ulaştık? 3 numaralı çıkışa ulaştık. Genler karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu tarafa gitmedik ama aklınıza takılmasın diye söylüyorum. Genler tabii ki karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan anlamlı DNA parçalarıdır çalarıdır Diğer bir soruma bakıyorum. Yukarıda verilen ifadeler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır diyor. Homolog kromozomlar üzerinde aynı genlerin bulunmasıdır. Eğer homolog kromozomlarda aynı genler bulunuyorsa büyük A büyük A küçük A ağ, küçük A'dır. Yani homozigottur gitti. Sadece homozigot durumda etkisini gösteriyorsa ancak o küçük A küçük A yani çekinik gendir. Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağlı gen ismini verdik. Bu da gitti. Gen ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan canlının dış görünüşüne ise fenotip ismini vermiştik. Demek ki genotipin tanımı yapılmamış. Geldim diğer bir soruma. Yukarıda bir hücrenin kromozomları gösterilmiştir. Buna göre bu hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri hangisi yanlıştır diyor. Genler bağımsızdır demiş. E baktığımız zaman hiçbir kromozom birbiriyle bağlantılı değil. Farklı kromozomlar üzerinde bu genler demek ki genler birbirinden bağımsız fenotipi. Genotipini yazayım. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük D, büyük D genotipine sahip. Fenotipi de tabii ki büyük A, büyük B, büyük D şeklinde olacak. O zaman fenotipi de bu budur. Doğru dedik. İki karakter heterozigot, bir karakter homozigottur. İki karakter heterozigot, bir tanesi homozigot. Doğru. Üreme hücresidir. Altı kromozomludur diyor. Hangisi yanlıştır demiş. Üreme hücresi dediğimiz hücreler gametlerdir. Gametler en kromozomludur. Gametlerde her bir karakterden bir tane bulunacaktı. Yani çiftler halinde bulunmazdı. Bu yanlış. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kromozomlu olduğu tabii ki doğrudur gençler. Hemen diğer bir soruma da bakıyorum. Mendel'in çalışmalarında bezelyeleri kullanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye soruyor. Kısa sürede çok sayıda döl verebilmeleri tabii ki bezelye kullanmasının sebeplerinden biriydi kolay yetiştirilebilmesi istenilen özelliklerden biriydi. Kolay ayırt edilebilen sarı bezelye, yeşil bezelye, uzun tohum, kısa tohum gibi çok kolay ayırt edilebilen özellikleri vardı. Bu da işimize yarar bir durumdur. Kendi kendine tozlaşabilmeleri hem sarada hem bahçede vejetatif olarak çoğalabilmeleri diyor. Vejetatif üreme neydi? Eşeysiz üremeydi. Eşeysiz üreme sonucunda genetik yapısı birbiriyle aynı birey meydana gelecek. Mendel bazı özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını bulmak istiyor. Vejetatif yöntemle yani eşeğsiz üremeyle birebir aynısı yeni bireyler elde ederse bu ne işine yarayacak ki? Tabii ki şu durum işine yaramazdı diyeyim gençler. Böylelikle dersimizin de sonuna gelmiş olalım. Konu biterken kısmına geçiyorum. Kalıtsal özelliklerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl aktarıldığını inceleyen bilim alanına genetik ismini veriyoruz. Canlılar arasında çeşitlilik gösterilen niteliklere karakter diyoruz. Mesela boy uzunluğu, mesela göz rengi, mesela saç tipi birer karakterdir. Bu karakterlerin farklı tipleri var, onlara da özellik diyoruz. Ben kahverengi gözlüyüm, sen mavi gözlüsün. Ben düz saçlıyım, sen kıvırcık saçlısın. Bu zaten genetik çeşitliliği, varyasyonları meydana getirmiş oluyor. Biri anneden, diğeri babadan gelen genlere alel diyoruz. Alel taşıyan kromozomlara ise homolog kromozomlar denir. Aleller homolog kromozomların lokus adını verdiğimiz kısımlarında bulunur. Canlılardaki genlerin tamamına genotip ismini veriyoruz. Dışarıdan bakıldığında görülene ise fenotip ismini vereceğiz. Aynı genleri taşıyorsa bir birey homozigottur farklı genleri taşıyorsa, farklı alelleri bulunduruyorsa heterozigottur. Sadece homozigot durumda etkisini gösteren ya da heterozigot durumda etkisini gösteremeyen gene çekinik resesif gen dedik. Heterozigot durumda dışarıdan bakıldığında etkisini göstereni ise baskın gen, dominant gen ismini veriyoruz. Genetikle ilgili ilk çalışmaları yapan, günümüzde de geçerli olan kavramları ortaya atan bilim insanı Mendel'dir. Mendel çalışmalarında bezelyeleri kullanmış. Bezelyeleri kullanması da onu başarıya götürmüştür gençler. Çünkü bezelyelerin bazı özellikleri vardı. Kısa sürede yetiştiriliyordu. Birbirinden kolay ayırt edilebilen özelliklere sahiplerdi kolay yetiştirilip kısa sürede yavru döl veriyordu aslında o kısmı en en önemli kısmıdır gençler aynı kromozom üzerinde bulunan genlere bağlı gen ismini veriyoruz farklı kromozomlar üzerinde bulunan genlere de bağımsız gen ismini veriyoruz Gamet çeşidi bulurken de 2 üzeri n formülünü kullanıyoruz. n burada bizim heterozigot sayımızdı. Heterozigotluk ne kadar çoksa gamet çeşidi de o kadar çok oluyordu gençler. Böylelikle tabii ki dersimizin sonuna da geldik. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen ödevlerinize geçiyorsunuz. Bir sonraki dersimizde monohibrit çaprazlama, dihibrit çaprazlama konumuz olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.